Soyumu yüklendim bu çağ içinde. Urfa bir dağ, gönlüm bir ağ içinde. Urfa ne dumanlı dağdır sadece, ne de harran havasında çatlayan bayrak. Urfa ne Karacadağ'da koşturan ceylanların güzel gözlerine yapılan gülgüdür, ne de Fırat'ın boğulduğu sevdalar. Hepsi bir Urfa ve de hepsinden fazlası. Mancınıktan ateşe atılırken araya giren Cebrail'e, Rabbim biliyorsa bu halimi çekil aradan diyerek ateşe atlayan İbrahim'in imanıdır Urfa. Ya da yaralar içinde çürüyen bedeniyle bir mağarada Rabbimin sınavıdır diyen sabrın timsali Hazreti Eyyub'in teslimiyetidir. Şehri hakim tepedeki konakları boşaltın diye de emir vermiştir. Her konak sahiplerinin de icra bedeli olarak yüklü miktarda altın ödeyeceğiz demişler. Toplarını ve ağır silahlarını benzemeyecekler. Hacı Mehmet Ağa, ya bu sizin muhittekiler de müsaade edilecekmiş. Senin komşulardan iki... Bir damla yağmur, bir damla eylem. Zekatla hac önderliğinde namazın, başlattılar eylemini çağımızın. Yeniden yanışın ve dirilişin habercisiydiler. Bonarosa, siyah güller, ak güller, Gülce'nin gülleri ve beyaz yatak. Ah, senin yüzünden kana batacak Bonarosa, siyah güller, ak umur ayakkabı kirli çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlarla, yağmur iri iri düşer toprağa. Bonarosa, siyah güller, ak güller. Kapat pencereyi, perdeleri ört, Bona. Seni görmemeliyim, dinle ve kabul et itirafımı muhacir kızı. Ben bir deli. Ve de şiirimizin prensidirler. Bir yol buldum öteye gözlerinde. İşte yeni bir dünya, peygamber. Onlar özü görüp yeniyi, yeniden özden öğrendiler. Duy, unutuş rüzgarlarının açtığı son kapı benim. Çekilince kalbinin suları geriye senden başka ne kapı? Aynı zamanda şiirimizin asi ama zarif çocuğuydu. Hayatımızı şekillendirdiğimizde güzel insan vasfını ve vazifesini de idrak ettik. İfade ve müdafaanıza geçmeden evvel hakkınızda ifade edilen suçlamayı biliyor musunuz? İddianame tebliğ edildi değil mi size? Allah ben iddianama falan görmedim. İsnaf edilen suç nedir onu da bilmiyorum. Alıştık artık hakim bey. Geçen sefer polisler kapıya kapattı. Yahu ben milyoner miyim? Ben senin gibi Urfa'nın soyundan mı geliyorum? Şuradan simit alır, çay ocağına oturuyorum. Yo, Zeytuniye tekkesi şeyhi. Yemekten, benden. Şaka. Ayı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Var peşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssü idim. Yeni bir günedir bizim yolculuğumuz. Kalkarız rüyada. Ne demişti üstad bir şiirinde? Ölüm güzel şey, işte budur müjdeli haber. Güzel olmasaydı bir ölüm müydü peygamber? Ben de gerçekten büyük fikir ve şair, eylem adamı Mehmet Akif İnan'ın anma etkinliğinde sizlerle beraber olmaktan son derece memnun olduğumu belirtmek isterim. Kendisi aynı zamanda Şanlıurfalı, biz sizin gibi yakından tanıma fırsatımız olmadı. Ama Şanlıurfa'da çalışmaya başladığımızdan itibaren hep adını duyuyoruz, hep eserlerde görüyoruz, merak ediyoruz, okuyoruz.
gerçekten Şanlıurfa içinde, ülkemiz içinde çok önemli bir insan ve gurur kaynağı sizin hemşehriniz olması münasebetiyle. Ayrıca da bu konferans salonunun adı da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu. Gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız da kurum olarak Büyükşehir Belediyesi de bunu gerçekten eserlerine ve işte gelecek nesilleri ve eserlerini kendisinin tanıtma bakımına sahip çıktığınız çok somut bir şekilde gösteriyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunarken şair ve fikir adamı Mehmet Akif İnan'ı rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum, saygılar sunuyorum. Çok değerli hemşehrilerim. Aslında tabii ki öyle bir değer, öyle bir kıymet ki Mehmet Akif İnan çok söz söylenilebilir. Bir de hayatında gerçekten eylemselliği ön planda tuttuğu için gibi eğitimci, edebiyatçı, yazar, şair, dava adamı, fikir adamı her şekliyle yaşamına birçok değer bizler için sığdırdı. Fikirleri, düşünceleri, şiirleri, davaya olan sadakati aslında Şanlıurfa'da hemşehrilerine bir bilinçtir. İnşallah bizler de o bilinci alacağız. Aldık. Çocuklarımıza geleceğimizi doğru hep birlikte yaşatarak. Fikir önemli. Fikir deyip geçmemek lazım. Her şey bir fikirle başlıyor. Ve gerçekten de Şanlıurfalı olarak, onun birer hemşerisi olarak son 100 yılın yetişmiş olan en kıymetli değer olarak bizim şairimiz, yazarımız, sendikacımız her şekliyle en önemli konu toplumuyla barışık, inancını yaşayan, başı dimdik, ne olursa olsun hiçbir şekilde kendi değerinden ödün vermeyen bir şahsiyet. Allah rahmet eylesin. Bize düşen tabii ki dualarımızla sürekli ona dua etmek ve yakınları burada, kardeşleri burada, kızı burada, yeğenleri burada. Aileye de böyle bir değer Şanlıurfa'mızda çıktığı için onlara sağlık saat diliyoruz. Tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. 19. yıl aramızda ayrılışın ama fikirleri hep yaşıyor. Ayrılmadı. Hayat böyle. Bu hepimiz için geçerli. İnşallah çok güzel bir tiyatro oyunuyla da daha iyi anlamayı sağlamış oluruz. Hepinizin bildiği gibi şair, yazar, mütefekkir ve sendikacı. Tabii bütün bunların ötesinde bir dava adamı. İnandığı Anadolu topraklarından ve bu millete uygun olan bu misyona yakışır davasının adamı. Velhasıl adam gibi adamdı. Elbette ben merhum Mehmet Akif İnan'ın öz kardeşiyim. Hani Urfa tabiriyle aynı anadan, aynı babadan. Fakat bana kalırsa gerçek kardeşi sizlersiniz. Biyolojik bağ olmadan onun misyonuna, onun davasına, onun ilkelerine inanan sizler, buraya kadar teşrif ettiğiniz için hepinize özellikle teşekkür ediyorum. Kim demiş her şeyin bitişi ölüm? Destanlar yayılır mezarımızdan sözüne binaen gerçekten Mehmet Akif İnan yıl 1992'de ilk olarak eğitim bir sene bir avuç erdemli insanla kurdu. Bugün memur senemiz Şanlıurfa'da 23 bin, Türkiye genelinde milyonları aşmış bir durumda. Dava adamı, mütefekir, sendikacı, yazar, şair, yani öğretmen, eğitimci, tüm güzel hasletleri üzerinde toplayan aynı zamanda bir dava adamı. Öyle bir dava adamı ki kendisi bilakis kendi içerisinde yaşayarak, bu özümsemeyi yaparak, yaşayarak yaşayan biri. Bu konuda da Allah rahmet eylesin. Ben ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımızın huzurunda bu tiyatroda emeği geçen arkadaşlarımıza da canı gönülden teşekkür ediyorum. Burko! Değerli seyirciler, yüreklerinize sağlık, ayağınıza sağlık. Böyle soğuk bir gecede bizlerle birlikte olduğunuz için biz
Yürekten mutlu olduk sizlerle birlikte olduğumuzdan. Bu programda emeği geçen başta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Kültür Turizm Daire Başkanlığımıza ve bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan Memur Sen ve tüm misafirlerimize şükranlarımızı sunar. Hepinize mutlu geceler diliyoruz efendim. Çok çok sağ olun.